Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Araştırmacı, yazar Hakan Demir'le beraberiz ve sırlar aleminden bahsedeceğiz. Sırlar aleminden, rüyalardan, sırlı rüyalardan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Üstad. Eyvallah, çok neler teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz bize? Şimdi hayatımızın en az üçte birlik kesiti uykuyla geçirdiğimiz zaman. Uyanıkken gördüğümüz rüyalarda yok değil, var ama genelde uykuyla geçen büyük bir zamandan bahsediyoruz. Ve uykuya girişimiz, akabinde melatonin seviyesinin yükselmesi, sonra dinlenceyle devam eden bir süreçte birlikte uykudan çıkış, pek çok merhaleler var, katmanlar var vesaire. Bu katmanlar neden var? Birincisi, en önemlisi, iç içe girift yapılardan oluştuğumuzdan var. Şimdi evrensel sistem, yedi yer, yedi gök, yedi arş sistemiyle çalışan sistem. Her bir katmanda yedişer katmandan oluşan, 7 yerde 49, 7 gökte 49 ve 7 ağaçta yine 49 katmandan oluşan 147 kod şifresine sahip bir sistemden bahsediyoruz. Kadim bilgi 147'nin Allah-u Teala'nın kodu olduğunu söyler idi. Buradan hareketle insanın evrensel yapının bir prototipi olduğuna yönelir isek, bu 3 yedili katmanın ilk yedili kısmında yine 7 iç içe geçmiş katmandan bahsediyoruz ki biz burada temel olarak sadece kendimizi cismi ve ruhsal olarak aslında ikiye ayırıyoruz. Ancak burada fiziksel bedenimizle birlikte başlayan eterik, astral, kozmik, zihinsel bedenlerimizle birlikte nirvanik bedene kadar giden 7 tane yapı var. Özde de insan olan, can taşıyan biz varız. Şimdi bu yapılar içerisinde aslında sınırsız olan bir yapı insan, Allah-u Teala'nın ruhunu üflemiş olduğu bir yapı ama cismani olarak kendini küçültmüş, küçük ve enerji olarak da eğer belli bir bilinç seviyesinin altındaysa hakikaten çok düşük frekansta yaşayan bir yapıdan bahsetmek zorunda kalıyoruz. Ama insan böyle bir yapı değil, insan büyük bir yapı. Ve insan zihinsel sınırlarını geçip düşüncenin ötesine gitmeye başladığı andan itibaren sonsuzlaşan da bir yapı. Allah-u Teala'nın sonsuz, sınırsız bütünlüğü içerisinde onun özelliklerine sahip bir yapı. Burada konumuz rüya olduğu için bizim zihin bariyerinden kurtulduğumuz ve kendimizin aslında ne olduğu, ne olması gerektiği konusunda bilgi aldığımız bir aleme geçiyoruz, rüya aleminde. Bilmem bir giriş yapabildim mi? Harika, harika. Aslında sorduğumuz soruların cevapları rüyalarımızda gizli. Kesinlikle. Ki okuyabilene diyorsun. Kesinlikle. Soru sorabilene ve okuyabilene. Okuyabilene. Eğer soru sormadan ya da okuyamadan rastgele bir şekilde bıraktığımızda gün içinde çok fazla zihin etkisinde kaldığımız bir gün geçirdiysek o günkü zihinsel yapı çerçevesinde yine bize bir şeyler vermeye çalışan bir üst benlik hadisesi var burada. Gerek eterik üst benlik, gerek astral üst benlik ama bize ait bir kimlik ve yapı orası da. Paralel yaşamlar, paralel evrenler, paralel yapılar pek çok şekilde konuşulan ancak tam olarak algılayamadığımız yapılar. Çünkü bunu zihinsel olarak sadece algılanmaya çalışıyoruz. Ama insan sadece zihinsel bir yapı değil. Kalbi bir yapı ve kalpten de sırrı açılan bir yapı. Şimdi sırla ilgili bilgi almak, hakikatle ilgili bilgi almak istiyorsak rüya bizim için
çok büyük bir hediye. Eskiden Bektaşi geleneğinde uzun tesbihatlarla birlikte devam eden istihari gecelerde kolluklar ve boyunluklar vardır. İki tane kolluk takar hemen dirseklerinin kırılan bölgelere ki düşmesin. Bir de yumuşak bir boyunluk takar. Tesbihatta tam kafa düşmeden önceki o yakaza halini yakalasın. Tam uykuyla uyanıklık arasındaki hali bilsin ki orada hemen sorusunun cevabını alsın ve uyansın ki zihni de cevap kaybolmadan hemen ona aktarsın ve o istiharenin cevabını alsın idi. Bak kaç yüz seneden bahsediyoruz. Kadim öğretide bilinmiyordu. Onun için alemi sır, rüyalar. Alemi sır, rüyalar, kesinlikle. Şimdi rüyaya bilinçli yatıp ki İslami olarak her türlü tanımı yaptı aleyhissalatü vesselam. Elini sağ yanağının altına, sağ elini koy, sağ tarafına yat. Ondan sonra duanı et, önce istihare namazını kıl ve uykuya geç, sorunun cevabını alırsın şeklinde anlatılan yapı hakikaten bizim ilahi nizamdan, Allah-u Teala'nın nizamını alacağımız bütün soruların cevabıyla ilgili idi. Şimdi bizim son dönem çok geri düştüğümüz maalesef bu dönem içerisinde unuttuğumuz maalesef bir metotlardan, usullerden birisi de rüya ile ilgili sırra ulaşma usulü. Kadim öğretide yukarıdan aşağı inelim. Aynen yakin olarak olacakla ilgili fotoğrafı net, yoruma gerek duymadan alabileceğiniz metotlar vardı. Ama bununla ilgili hakikaten belli bir ruhsal tekamülün üzerinde olmak, insanı kamile doğru ilerliyor olmak, ilerlemiş olmak gerekirdi ki fotoğrafı aynen göresin. Bu arada derede bir durumdaysan sembollerle gösterilirdi ki İslam alimlerinin en çok kullandığı metotlardan birisi bu sembol dili basit okumak. Kripto dilini kullanmaktı ki burada evcet devreye girdi. A1, B2, C3, D4, Elif, Ba, Cim, Del, 1, 2, 3, 4 gider ki Latin alfabesi hala bunu takip eder. Ama biz Elif, B, T, S, Cim, Cevcet'e yerleri karıştırdık dönem içerisinde. Bir sembol sana gösterilir. O sembolün unutmayacak şekilde hafızanda kalması için gösterir ilahi nizam onu sana. Masa gösterir. Ama masanın üzerinde senin dikkatini çekecek pek çok faktör vardır. Sen orada o masayı görürsün ve dersin ki masa, mim, sin, elif, g, 61, 101 gördüm ben. 101'i alırsın, dönüştürürsün. En iyi dönüştürme yolu ilahi nizamla fiziksel alem arasında diyelim, yaşadığımız zahir alem arasındaki en iyi dönüştürme yolu elimizdeki en iyi almanak Kur'an-ı Azimşan idi. Tasavvuftaki halen öyledir ve ebediyen öyle olacak. Kur'an'ın bir matematiği vardır. Sure numaraları, ayet numaralarıyla birlikte bir matematiksel bir nizamı vardır. Ebced sistemi ile birlikte gördüğün o 101'i, masayı 101 olarak Fatiha'nın birinci ayeti yorumlarsın. Bismillahirrahmanirrahim de dersin. 10'a 1 olarak yorumlarsın. 10. ayet, surenin birinci ayetini açarsın bakarsın. İlahi nizamla arandaki köprüyü en kolay yollarından biriydi. Ebced de kurdururdu. İlahi nizamla arandaki köprüyü renklerle kurdururdu, seslerle kurdururdu ki kurdurmaya da devam ediyor ama metotları unuttuk. O yüzden basit olan, basit kriptolarla çözülebilecek metotlar yerini karmaşık maalesef magazin şeklinde yorumlara bıraktı. Bunu gördüysen aslında budur, şunu gördüysen aslında şudur gibi. Halbuki rüya alemi bizim... Rüyanın da matematiği var. Kesinlikle rüyanın bir matematiği var ve rüya bizim kendimizle aslında üst benliğimizle kurduğumuz bir bağlantı. Burada geldiğimiz boyuta göre alt boyutlarda, zahir alemde alt boyutlarda var olduğumuzun bilinciyle yürürsek
ve çıkacağımız boyutun üst boyut olduğunu ve aradaki katmanların bizim aslında şu anda var olmakta olduğumuz boyutlar olduğunu bilirsek, rüyamızda karşılaştığımız 1,5-2 kilometre boyunda bir devle karşılaştırdığımızda Allah-u Ekber deyip secdeye kapanmak yerine onun bizim üst benliğimiz olduğunu anlarız. Anlatabiliyor. Çok yani. İnsan çok cahil işte, çok düştük. Çok kapandı. Frekanslarımızla da oynuyorlar yani, bir de dışarıdan evet, müdahale çok var. Aileler karşı bir savaş var yani. Bravo. Zaten şu an resetlemek zorundayız. Nereye kadar resetleyeceğiz biliyor musun? Ta Adem Aleyhisselam'a kadar resetleyeceğiz. Biz dünyaya niye geldik? Allah-u Teala arzda halife yaratacağım dedi. Halife hem devam edecek olan hem de hükümdar olacak olan manasına gelir. Adem Aleyhisselam'ın geldiği dünya, cinlerin, perilerin, diğer boyut varlıklarının hepsinin beraber olduğu bir dünya ve bir kaotik bir dünyaydı. İblis minel cin. Cinlerden de iblis. Adem'in önünü kesmeye çalışan ve dünyada yaşam formları vardı, yaşam vardı. Nüfusları milyarlarla ölçülen yaşamın içerisine Adem Aleyhisselam indi. Hangi kuvvetle? Hadi gidelim her tarafı düşman, yüz binlerce insan olan bir yere tek başımıza. Ne yapacağız? Nasıl var oldu burada? Nasıl ayakta kaldı? Hem tekamülüne devam etti, hem insanoğlunun çoğalmasıyla ilgili burada bulundu. Bunları yaparken diğer varlık formlarıyla, burada yaşayan diğer formlarla savaş verdi. Diğer formlar bir yerden bir yere istediği gibi gidebilen, istediği gibi atlayabilen, bütün bilgiye sahip olabilen formlar, hala cinni formlar, iblis bu şekilde devam ediyor seyahatine. Belli sınırlamalar var. Adem Aleyhisselam seyahat etmiyor muydu? Devam etmiyor muydu? Ne kadar üstün özellikleri vardı ki olması gerekiyor. Allah-u Teala çünkü en üstün olarak yaratmıştı. E şimdi o günkü halimizle şu günkü halimize bakalım. Nereden nereye geldik? Çok ilerledik teknolojik olarak. Ne ilerledik? Dibin dibine düştük. Adem'le şeytanın savaşı, baştan beri olan savaşın belki en önemli zaman dilimindeyiz. Ahir zamanda artık finali oynuyoruz. Ve her yol mubah oynuyor şu an. Püskürtme yapıyor havadan. Ne deniyor? Chemtrail. İstediği enerjiyi yukarıdan bırakıyor, istediği virüsü bırakıyor, istediği bakteri formunu bırakıyor. İstediği ve frekansı istediği yayıyor. Frekansı yayıyor. Ve senin ruh haline kesinlikle. Senin kalp gözünü kapatıyor, keşif gözünü kapatıyor, kapatmaya çalışıyor. Bunu bu taraftan yaparken frekanslarla yandan yiyeceklerle, içeceklerle vesaire yapıyor. Sen ne yapacaksın? Sen Adem olduğunu unutmadan kendini yukarıda tutacaksın. Başka çaren yok. Ve bu kapamalarla birlikte senin rüya kanalını da kapatıyor. Ya. Dişlerini fırçalar, yat uyu, florür, epifiz yok. Selamun aleyküm. Ne yapacağız o gece? Melatonin yok. Salgılayamıyorsun bile, hormonal yapını bile bozuyor senin. Senin açılacağın, ruhun açıldığı kapı epifiz. Açılacağın, çıkacağın kapı. Bir florürle seni kesti, budadı. Yani bilinenleri tekrarlamayalım ama rüya alemi bizim burada varoluşumuzu, ilerleyişimizi ve tekamül etmemizle ilgili bize verilmiş çok büyük bir mükafat, nimet. Çünkü yani burada diyelim, kendimize göre bir formülle, bu bilinçle buradan alacağımızı önce kendimizden almaya çalışalım. Yani şöyle, o tekamül yolculuğunda belki kadersel kırılmaların haberleri orada veriliyor. Hani uyarılar şey, veriliyor. Uyarılar veriliyor değil mi? Gördüğün, seni yönlendirmen haline yapılıyor. O rüyayla. Kardeşim. Rüya çok işlevsel çok bir şey. Çok işlevsel bir şey. Allah hayırdır, hayır verir. Her şey pozitif. Şer bizden, nefsimizden gelir ve çevreden gelir vesaire. Şimdi biz hayır için, mukadderi çizgimiz üzerinde yaşayan hayır varlıklarsak bize hep yolu, hep istikameti göstereceği yer rüyalar hani. Orada göreceksin, kalkacaksın, tamam bunu yapayım. Bilinçli olarak istiharene yatacaksın, diyeceksin ben bunu ne yapayım, şunu yap, böyle yap. Senin önemli olan o çizim şu an mukadderi çizgi üzerinde yürümen. Onun için alemi sır, sana ait sırlar var orada. Sana ait sırlar var. Sen sırrını başkasına açma,
kendinle ilgili sırları kendin öğren, kendi yoluna devam et. Ondan suya anlatılıyor değil mi? Suya anlatılıyor. Tabii. Ve sadece hayır yoran anlatılır. Rüyalar hayra yorulur. Rüyada şer olmaz. Sadece hayır vardır. Senin, tekrar ediyorum, mukadderi çizgin üzerinde durabilmen ve yükselebilmen için gereken bilgiler ve gelişebileceğin bilgiler verilir. Ve ilahi nizam aynı zamanda enerji de yükler. Çok önemli. Rüyalar. Tabii rüyalarda enerji yüklersin. Fiziksel formun çevresinde aurayı, işte herkes biliyor artık, aura bizim bir enerji alanımız. Aura bizim eterik formumuz. Bunun içinde astral formumuz, ruhsal formumuz var. Şimdi onun üzerindeki boyutlara çıkmayalım. Ondan sonrası çünkü farklı tekamül okulları diyelim. Bu iç içe girmiş yapılar birbirlerinden beslenirler. Senin geçmiş gelecek köprünü eterik bedenin kurar. Eter bir dumansı bir yapıdır. Eğer eterik bedenine enerji yüklemesini doğru yaparsan bu fiziksel bedenine de otomatikman yüklenir. Çok basit bir aktarımdır aslında ve çok pratiktir. Fiziksel bir ameliyatla yapılan bir uygulama, o ameliyat öncesi, hazırlanması, sonrası, iyileşmesi, aylara sari bir uygulamayken eterik bir uygulama, bir enerji uygulaması bittiği andan itibaren fiziksel bedende de iyileşme meydana gelir. Ve bunun oturması, absorbe edilme süresi de maksimum 21 gündür ki o andan itibaren de rahatlama başlar. Bunu rüya aleminde sen eğer bilinçli bir varlıksan bunu kendi kendine yaparsın. Yeter ki nereden besleneceğini, fişi nereye takacağını bil. İnsan kendini bildiği sürece yanılmaz, şeytan oyunlarına da gelmez, yoldan da çıkmaz. Ama kendini kaybettiği, soru işaretlerinin başladığı noktadan itibaren tereddütlerle birlikte yanılma ihtimali artmaya başlar ki günümüz dünyasında çok fazla ihtimal var bizi yanıltabilecek. Dolayısıyla rüyalarımızı iyi kullanalım, belli bilinç üzerine uyuyalım, belli bilinç üzerine uyanalım. Rüyalar aynı zamanda iletişim metodu olmakla birlikte toplumsal iletişim metodu olarak da işlevseldir. Bölgesel olarak yaşanabilecek olan hadiseler o bölgede bulunan duru görüye, duru işitiye sahip belli bir ruhsal yeteneğe sahip insanlara aynı anda da gösterilebilir olabilecek olumlu olumsuz hadiselerin hatırlatması şeklinde de ilahi nizamla zahir alem arasında köprü de kurabilir. Yapılması gereken, alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi olarak da kullanılabilir. Yalnız burada olay biraz daha kanala dönüşüyor ki kanalın temiz olduğundan çok emin olunmalı. Rüya yoluyla bütünsel bilinç anlamında ve insanın kaderiyle, geleceğiyle ilgili bilgi aldığı düşünülen yeteneğe sahip insanların hakikaten çok temiz ve steril yaşaması icap eder ki arada bantlara girdiler olmasın. Çünkü frekans ayarları çok hassas. Çok hassas. İlahi nizamla olan bağlantılardaki, rüya kanalındaki ayarlar da hassas. Yani yanına sen cep telefonunu alıp Wi-Fi açık, çok elektromanyetik olarak da karmaşık bir alanın içerisindeyken çok fazla kendine güvenmemek lazım. Biraz daha kenarda, biraz daha doğal ortamda yaşanıyor olması alınan bilginin temizliği açısından önemli. Rüyalar önemli dedik ve rüyaları alıp değerlendiren yerler de var değil mi? Yani böyle toplumsal rüyaları alıp derleyip toplayıp böyle öngörüde bulunan yerler de var. Var. Dream catcher, rüya yakalayıcıları. Rüyalar yoluyla bilgi almış olanlara ulaşarak onların edinmiş olduğu bilgilerle veri tabanını oluşturma yolu. Spiritüel öğretinin o dönem 1950'lerde yoğunlaşmasıyla birlikte metafizik istihbaratı da kullanılmaya başlandığı dönem dünyada aynı zamanda rüya ile ilgili de rüya ile ilgili yetileri olanların toplandığı, onlara gelen bilgilerin toplandığı ve veri tabanı oluşturulduğu bir dönem var. İngilizlerin yapmış olduğu. Ve bu metot aslında
devam ediyor. İstihbari olarak yine metafizik istihbarat. Metafizik istihbarat, istihbaratın zaten intelligence. Evet. Hatta o 70'li yıllarda Anadolu'da yakalanan rüya avcıları oldu. İnsanların rüyalarını topluyorlardı, insanların anlattıklarını derliyorlardı. Bir sonuca varıyorlardı. Varıyorlardı. Pek çok bilgi doküman topladılar. Toplumsal hafızada saklı. Toplumsal hafızada saklı tabii. Çünkü rüya aynı zamanda geçmişten gelen, çözülmemiş epigenetik problemlerin tekrarı manasında da geri dönüşebilir. Çünkü o problem çözülecek, çözülmemiş problem tekrar ve tekrar rüya yoluyla gelip aslında o geriye ilgili tamirat yapmaya çalışırken bunların tespitiyle birlikte bu toplumların geçmişe dayalı zayıf yönlerinin tespiti de negatif taraftan bakarsak eğer senin zayıf halkanı bulma konusunda da bir metot. Rüyalar aynı zamanda istihbari faaliyetlerde kullanılıyor diyorsun o zaman işte. Kesinlikle. İstihbari evet. Faaliyetin merkezinde istihareler var. Bir ara NASA da topladı bayağı. Öyle mi? Tabii. NASA da topladı. Çünkü istihare Newton kafasına elma düşmesiyle birlikte yer çekiminin başlaması, yer çekim kanununun ifadesinin başlaması ama asıl oradaki istihare. Pek çok bilim adamına rüya yoluyla gelmiş bilgi. Einstein de, Tesla da bunların içinde mesela. Kepler de, Newton da bunların içinde. Rüya bizim kendi alemimizle aslında kurmuş olduğumuz çok büyük bir köprü. Aslında ilahi nizamla, aslında Allah-u Teala ile kurduğumuz köprü. Ne kadar yükseksek, ne kadar yüksek bilgi istiyorsak o kadar yüksek bilgi alabileceğimiz sınırsız bir alem. Hatta bu noktada kısaca Edgar Cayce'den bahsetmek lazım üstadım. Uyuyan kahin. Edgar Cayce de kehanetleriyle ilgili bilgi uykusunda alıyor. Değil mi? Uykuda geliyor. Uykuda, her uykuda şey uykuda akıyor. İlham bizde de öyle. Bizde de Müştak Baba kehanetlerinin temelinde yine rüyalar var. Rüyalar var. Yani ilim sahibi, alim istiharesini rüya üzerine kuruyor. Çünkü açık zihin zahir alemde gündüz vakti ilham hakikaten zor. Uyku ve gece ve epifiz ve melatonin ve istihareyi birleştirdiğimiz zaman gerçek saf bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Akışık kayıtlara akıyorsun. Akışık kayıtlara akıyorsun. Dünyanın da o andaki pozisyon itibariyle gece 2 ile 5 arasındaki noktada ayaktaysan tefekkürün de en kuvvetli olduğu ve senin istiharenin de rüya yolunu da seçtiysen istiharen de senin en kuvvetli olduğun nokta. Beyninin durgunlaştığı, zihninin durgunlaştığı, epifizin açıldığı noktadasın. 30 kat fazla salgılanıyor melatonin. Ve karanlık bir ortamdaysan, sadece mum ışığın varsa, zihnini kaosa sokabilecek bütün etkenlerden ayrıldığında, yani tam bir ihtikaf ortamında rüyaya geçtiğinde, sorunun cevabını net olarak alıp geri çekilmek pratik bir yol, mümkün. Rüyalar sırlarla dolu, alemi sır dedim. Hani rüyalar. Yüreğine sağlık. Çok güzel konuştuk ve rüyalar gerçekten bizim sırlarımızı saklayan bir dolap. Yeter ki açmayı bilelim. Yeter ki açmayı. Yeter ki okumayı bilelim, değil mi? Kendimizi bilelim. Kendimizi bilelim. Yüreğine sağlık. Evet. Ama ben burada kitap göstereceğim. Hakan Demir'in kaleminden, göklerden gelen. Kendisinin 15 yıl boyunca damla damla yazdığı güzel bir roman ve bir araştırma ve aynı zamanda danışma kitabı diyebiliriz. Esasül Havas, Havas eğitimleri veren Hakan hocamızın yine bir 20 yılı aşkın 25 yıllık bir birikim. Evet. Dostlarımız bize zaman ayırdınız, bize kıymet verdiniz, bizi izlediniz. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.